Arkadaşlar selam her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar katılmanız çok basit bu videoya like atıyorsun kanala abone oluyorsun ve aşağıya instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra görüşürüz arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz bugün K-Drop'tayız arkadaşlar eğer sizde bakiye yüklemek istiyorsanız tek son kodunu kullanırsanız bizim aşağıda arkadaşlar K-Drop'un en büyük çekilişini yapıyoruz. 3 tane bıçak veriyoruz arkadaşlar. Bu bıçak çekilişine katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz bugün ne yapacağız? Deli gibi katlayacağız. Gerçekten en büyük çekilişi biz yapıyoruz arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ben para istiyorum. O yüzden bu kasadan 15 tane koydum. Bundan da 10 tane ekledim. 10 tane ekleyemiyorum galiba ya. Paramız yetmiyor. Vallahi yetmiyor arkadaşlar. Hatta şundan 5 tane koydum. Bundan birazcık daha arttı. 16 tane 3917 dolar değerinde 2 vs 2 değil arkadaşlar 1 vs 1 atıyoruz Ve güzel itemleri çıkartıp paramızı kazanıyoruz Haydi başlayalım Şimdi Biz ne kadarla başladık 70 dolarlık bir eksiğimiz var Hiç sıkıntı yok abi hiç sıkıntı yok Bize para lazım bak Bekleyin abi Dekson dediğim katlamadan bir siteden ayrılmaz Bütün paramı yatırdım değil mi Vallahi 434 dolarım kaldı yani bütün paramı buraya verdim. Burayı almam lazım. Bu arada hepiniz videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Biz iyiyiz. Devam ediyoruz. Çalışmaya. Ee, hayatı yaşamaya arkadaşlar. Hayatı yaşamak lazım birazcık. Bu arada çok fazla böyle bahçe, işte hayvan, böyle öyle videoları çok fazla seviyorum. Hani ben de istiyorum ya böyle bir tane arsa alayım. İçerisine böyle ağaç çekeyim işte. Böyle 2 3 tane hayvan koyayım, işte videomu çekeyim, orada yaşayayım. Böyle ailem olsun, çocuğum olsun. Böyle güzel bir hayalim var da bunu gerçekleştirmek gerçekten çok zor. Şu an her şeyin fiyatı inanılmaz yüksek arkadaşlar. Gerçekten insanlar bak. Hani ben arkadaşlar bazı insanlar şey yazıyor diyor işte bu hani hükümetten kaynaklanıyor. Evet kaynaklanıyor. Az biz hani az değil yani çok fazla da olsa kaynaklanıyor. Ama bunun en büyük sebeplerinden birisi bizim insanlarımızla alakalı. Ya şey var diye böyle ülkede e, enflasyon var diye insanlar bunu kullanıyor. Ve mesela hani şu mesela şu gördüğün Deagle 43 dolar ya. Bunun fiyatı en fazla neye satarsın? 50 dolara satarsın. Ama adamlar bunu yapmıyor. 50 doları 100 dolara satıyor yani. 100 dolara satıyor. Bunu kullanıyorlar. Bir de biz şeye alıştık bak. Hani ben de çok fazla alıştım. Ben önceden parayı böyle tutan böyle böyle bir sıkan birisiydim. Ama şimdi o kadar çok pahalılığa alıştık ki artık şey yapıyoruz yani. Mesela bu 50 dolar ya. Bunu adam 100 dolar hatta 150 dolar olarak koyduğunu düşün. Diyorsun ki normal diyorsun. Enflasyon var işte her yerde fiyatlar yüksek falan. Normal diyorsun ama normal değil. İnsanlar gerçekten çok fazla kullanıyor. Buna bir çözüm lazım ya gerçekten. Böyle Hani bütün fiyatları böyle listelenmesi lazım. İnsanlar gerçekten şey yapıyor. Fırsatçılık yapıyor ya. Çok var ya. Yanlış anlamayın bak. Ben de mesela bana benim görüşlerime uymuyor. Benim görüşüme uyan şu an hiçbir parti yok. Ama yani çoğu şey bizim insanlarımızdan kaynaklanıyordu. Şunu alalım oğlum hiçbir şey kazanmayacağız zaten. Bari bunu kazanalım. Ananı satarım senin ya. Ananı satarım ya. Vallahi kaybetmek istemiyorum ya. Kazanmak istiyorum ya. Kazanmayı seviyorum abi. Benim adım Dexon. Ben kazanma mı? Yani Dexon ne anlama geliyor? Siz benim nickimin anlamını biliyor musunuz? Yani her zaman kazanan. Yani winner. Yani biz kazanan olmamız lazım. Ama şu aralar kaz kazanamıyoruz. Bu da benim sinirlerimi bozuyor abi. Neyse bedava kasalar gelmiş. Onlardan birer tane açalım. Bakalım bunlardan gelmeyecek de işte. Ne olur ne olmaz abi. Bedava sonuç olarak. Bedava 4 dolar. Az mı? değil. Yani siz de arkadaşlar bedava kasalardan açabilirsiniz. Onun bir levelliği de açayım. Bunların hepsini böyle tek tek açıp da böyle sizi yormak istemiyorum. Zaten çoğu insan arkadaşlar kasa açmaktan ziyade sohbet muhabbet için izliyor. Yani yanında ben de çok arıyorum abi. Bir de şöyle bir şey oldu Türkiye'de. Bütün YouTube kanalları satıldı. Gerçekten bütün YouTube kanalları bak Gerçekten söylüyorum bak. Yani bütün YouTube kanalları satıldı. Nasıl satıldı? Vietnamlılar geldi parayı bastı. Başka şeyler için kullanmak için bütün YouTube kanallarını satın aldı. Şu an içerik üreten kimse yok. O yüzden bu birazcık sıkıntı. Hadi şunu ver fade'i ver alıp gidelim. Hani satıldık arkadaşlar satılıyoruz herkesin bir fiyatı var bak gerçekten söylüyorum bu dünyada herkesin bak benim abi ben parayla satın alamazlar deme herkesin bir fiyatı var herkesin fiyatı var bu video bu kadar görüşürüz. Arkadaşlar selam son videomuzun çekilişini editörümüz açık diyor buradan izleyebilirsiniz kazanan arkadaş hayırlı olsun görüşürüz. görüşürüz.